Taha Akyol, Derin Acemoğlu ne diyor? Nobel İktisat Ödülünü kazanan Profesör Derin Acemoğlu sade iktisat sahasında değil, tarih felsefesi alanında da bu büyük ödülü çoktandır hak etmiş bir bilim insanıdır. Başka örneklerinde olduğu gibi, bu ödülde Acemoğlu ile birlikte Simon Johnson ve James A. Robinson'a verildi. Çünkü ödül kazandıran eserlerde bu üç imza var. Kendisini yürekten kutluyorum. Aşağıda Acemoğlu'nun görüşlerinden küçük bir seçki sunacağım. Öncelikle şunu belirteyim ki bu ödülü getiren asıl faktör Acemoğlu'nun kurumlar sorununu esas alan kitap ve çalışmalarıdır. Acemoğlu'nun hem çağımızdaki politika modelleriyle hem iktisat tarihindeki bulgularla geliştirdiği felsefeyi şöyle özetleyebilirim. Kurumlar açık ve kapsayıcı ise bireylerin yetenekleri harekete geçiyor, yenilikler ortaya çıkıyor, ülke gelişiyor. Böyle değil de kurumlar kaynakları tekeline alıyor. Buna, ekstraktif, diyor. Yani kaynakları toplumdan, çekip alan, kendinde, hizmetkarlarında toplayan otoriteler. Bireyleri, farklı görüş ve teşebbüsleri pasifleştiren bu hantal otorite gelişmeyi engelliyor. Kurumlar, devlet, resmi kurumlar, partiler, üniversiteler, şirketler. En önemli kitapları, Derin Acemoğlu bu teorisini, James Robinson'la birlikte yazdığı, Ulusların Düşüşü, adlı kitabında tarihe ve günümüzün otoriter rejimlerine uyguladı. Bireysel girişimin ortaya çıkmasına ve kaynak kullanmasına açık olan, yenilikleri bastırmayan ülkelerde ekonomi gelişti. Bu nitelikte olmayan ülkeler gelişmedi. Çin, Rus, Bizans, eski Orta Doğu İmparatorlukları ve Osmanlı böyleydi. Avrupa'da matbaa harflerini sıradan bir demir döküm ustası yapmış, piyasa hemen geliştirmişti. Bizde fetva ve fermanla kurulmuştu, sahip çıkacak çapta bir kitap piyasası da yoktu. Acemoğlu yine Robinson'la yazdığı Dar Koridor adlı büyük eserinde açık özgür toplum dinamizmiyle otoriter rejimlerle mukayese eder. Yüksek gelişmişlik seviyesi dar bir koridordu. Ancak kapsayıcı kurumlarla mümkün oluyordu. Otoriter rejimler bir noktaya kadar gelişme sağlayabiliyor ama bilgi, beceri, yenilikçilik ve toplumsal dinamizm önem kazandıkça duraklıyorlardı. Ufuktaki tehlike, başlığı altında tek adam rejimlerinin, kurumların yetersiz kalmasına, sebep olarak gelişme performansını düşürdüklerini anlatırlar. Acemoğlu'nun son kitabı, Simon Johnson ile yazdığı, İktidar ve Teknoloji, Bin Yıllık Mücadele adını taşıyor. Bu üç eseri okurlarıma tavsiye ederim. Türkiye hakkında, Acemoğlu hemen bütün acıkmalarında, Türkiye'nin 2001-2008 arasındaki büyümesini över çünkü verimlilik artışına dayalı bir büyümeydi. Sonrasını eleştirir, hatta endişelidir. Çünkü verimlilik artmamış, büyüme tüketimle ve rantla körüklenmişti. Merkez Bankası'na baskıları ve de bizden, atamaları sürekli eleştirmişti. 7 yıl önce Koç Üniversitesi'nin Rahmi Koç Bilim Madalyası töreninde şöyle diyordu: 2007'den beri Türkiye'deki verimlilikte artış yok. Onun yerine talep tarafından gelen bir büyüme var. Kredi ile tüketim artıyor. Riskler de var. Büyümeyi bu şekilde üretkenliği arttırmadan devam ettiremeyiz. Bu büyük bir büyüme yavaşlamasına sebep olabilir. Kutuplaşan ülkelerde belirsizlik oluyor. Kutuplaşan ülkelerde bir grup başka bir grubu bastırmaya çalışıyor. İş adamları ve yabancı sermaye korkuyor. Bunların hiçbiri ne ülkenin sosyal gelişmesine ne de ekonomik gelişmesine iyi gelen şeyler değil. Tüketimli büyüme, yargı bağımsızlığı, kurumların zayıflaması, Batı'dan uzaklaşma. Büyüme sağlıklı olmadığı için ekonominin yavaşlama riski çok yüksek. 1 iki yıl içinde kriz olabilir. Acemoğlu 2020'de kendisiyle yaptığım mülakatta, son 13 yılda, Türkiye ekonomisi büyüdü, ancak verimlilik artışı oranı sıfır veya negatif oldu, diyor, tüketim ve rantla büyümeyi ve kurumların siyasallaştırılmasını eleştiriyordu. Keşke iktidar Acemoğlu'nun ve diğer gerçek iktisatçıların 2012-13'lerde başlayan eleştirilerine kulak verseydi değil mi? Bugün kişi başı 25 bin dolara çıkabilirdik, yazık oldu kayıp yıllara düşünmeliler zamanında bu uyarılara kulak asmalarını engelleyen neydi